Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kıymetli dostlarım, Zoom üzeri online olarak okuduğumuz derslerin tanıtımını sizlere yapacağım inşallah. Sarf ilminde Doktor Mustafa Meral Çörtü'nün kaleme aldığı Arapça dil bilgisi sarf derslerini işliyoruz. Bu kitapta işlediğimiz konuları şöyle sizlere takdim edeyim. Birinci bölümde mesela... Sarf, Nahif ve Belagat e, tarifleri yapılmış. İlk kitapta Sarf ilminin tarifi yapılmış. Onları okumuşuz. Sonrasında e, Nahif ilminin tarifi yapılmış. Onu da okumuşuz. Daha sonra Belagat ilmi e, tarifi yapılmış. Ondan sonra belagat ilmini oluşturan 3 temel ilim, Meani, Beyan ve Bedi ilimleri. Bunları okumuşuz. Ve ikinci bölüme geçmişiz. İkinci bölümde de harfler bölümünü e, ele almışız. Harfenin yazılışları konusunu bitirmişiz. Mesela harfler başta, ortada, sonda nasıl yazıldı bu konu bitirmişiz. Sonrasında e, harfi tarif konusuna ge geçmişiz. E, o konuyu anlatmışız. Şemsi harfleri anlatmışız. Ondan sonra kameri harfleri e, e, anlatmışız e, bu bölümde. Sonrasında da üçüncü bölümde ise e, harekeler bölümüne geçmişiz. Mesela e, harekeler hangileri dediğim ki dam fetha fethakisi bunları anlatmışız. E, bunun yanında e, sukundan bahsetmişiz, şeriden bahsetmişiz. Bu konuları hepsini işlemişiz. Ondan sonra med konusunu e, ele almışız. E, sonrasında tenvin konusunu anlatmışız. Tenvinin e, yazılış şekilleri olan e, mesela e, harekelerle, tenvin mesela damayla e, yazılış şekli, iki ötel yazılış şekli, tenvinin mesela... E, fe, iki fethali yazılış şekli, tenvinin iki esse şeklinde yazılışı bu konuyu anlatmışız. Sonrasında da tenvinin kısımları olan tenvinü temkin, ondan sonra tenvinü tenkir, tenvinü ivat, o en son olarak da tenvinü mukabeleti konularını anlatmışız. Tenvinin son bölümünde ise tenvin alması engel olan durumda hangi durumda da tenvin almaz bir kelime. ...böyle madde halinde hepsi sağlamış. Çok güzel bir şey izah etmiş. Bunları bitirmişiz zaten. Altıncı dersimizde dördüncü bölüme gelmişiz. Hemze konusu. Hemzenin yazılış şekilleri. Hemze başta nasıl yazılır? Kelimenin ortasındayken nasıl yazılır? Hemze kelime sonundayken nasıl yazılır? Ondan sonra hemze-i vasıl... ...bir de hemze-i konusunu işlemişiz. Hemze-i vasılın... ...çeşitleri... ...bunları anlatmışız. Ondan sonra... Okunduğunda Hemzeyvas'ın harekesi, hani e, kesra, fetha, damla aldığı yerler, bunları izah etmişiz. Sonra Hemzeyvas'ın yazıdan çıkarılışı, yani okunmaması, e, mesela hangi durumlarda okunuşta, yalnız okunuşa değil, yazıdan da çıkarılır mesela, hasfedilir, onları anlatmışız. Çok güzel bir şey, maddeler halinde hepsini anlatmış. Ondan sonra Hemzey Kat'a konusunu işlemişiz, Hemzey'in değişme durumlarını işlemişiz. Evet, bütün bunlar hepsini işlemişiz. Hepsi kayıt altındadır. Sonra 5. bölümde de sonda yazılan ta ve elif konusuna gelmişiz. Sonda yazılan ta şekilleri, açık ta, kapalı ta, ondan sonra konuları işlemişiz. İlk başta açık ta konusunu anlatmışız. Şöyle geçmişiz. Sonda yazılan elif şekilleri konusuna gelmişiz. Ondan sonra elif-i maksura ve elif memduh. E, aşağıdaki açtaki şekilde kısmı ayrılır. Elif maksu, elif memdude falan konusunu detaylı bir şekilde ele almışız. Daha sonra bazı özel imla e, olan bazı kelimeler mesela Yazıldığı halde okunan harfler mesela nelerdir? Bu konuyu anlatmışız. Bu sefer okunduğu halde yazılmayan harfler nelerdir? Konusu işlemişiz. Bir de bazı uygun imla şeklinin yanında eksik imlada da rastlanan bazen eksik imla şeklinde de rastlanan isimler nelerdir? Onu e, işlemişiz. 7 bölümde ise e, sarf ilmiyle ilgili bazı özel terimler, istilahlar konusunu işlemişiz. Mesela vasıl konusu, ondan sonra vakıf konusu, ibdal konusu, idgam konusu, izhar konusu, i'lal konusu, hazif, iskan, kalp konuları, içtimaus sakineyn konusu, ondan sonra içtimausun ala haddi, içtimausun ala gayri haddi konusu, e, tahrikü sakini, e, sakin harekelendirilmesi, keseyle harekelenler, ondan sonra diğer harekelerle harekelenler ve önemli hususları ele almışız. O sonrasında ise talil konusuna geçmişiz. Sonra zecir, sonra tasih ve lin olmak üzere bu konuda böyle bitmiş ol, bitirmişiz. 8. bölümde ise e, illet harflerini işlemişiz, med harflerini işlemişiz, zait harfler işlemişiz. Zait harfen hangileri olduğunu e, işlemişiz. Sonrasında da e, kelime konusuna gelmişiz. Kelimenin kısımda olan isim fiil, ismi anlatmışız. Fiili anlatmışız. Ondan sonra harfi anlatmışız. Ee, daha sonra ismin kısımda olan mutusarif isim, gayrimutusarif ismi anlatmışız. İsmin bir diğer kısmı olan camid isimler ve muştak e, isimler e, konusunu e, anlatmışız. Sonra da en son olarak işte özel isimlerin yani alem konusuna e, gelmişiz. E, bu kitap şöyle göstereyim. Yani biz o zaman kaçıncı bölümdeyiz? Biz evet şöyle göstereyim. Dokuzuncu bölümdeyiz. Evet. Dokuzuncu bölümdeyiz şu an. Ve derslerimiz her gün devam ediyor. Zoom üzerinde online canlı ders olarak devam ediyor. Okunan tüm dersler kayıt altına alınıyor. Derslere katılan kişiler mesela kaçırmış olduğu geçmiş dersleri kayıtlardan dinleyerek istediği vakit müsait olduğu her bir vakitte dinleyerek o desteği de toplamış, telafi etmiş olur. O canlı derse de katılır aynı zamanda müsait olursa kendisi. E, dokuzuncu bölümdeyiz şu an. Bu dokuzuncu bölüm biterse artık ikinci kısma geçeceğiz. E, fiil konusudur. Mesela fiilin çeşitleridir. Malum ve meçhul fiiller, lazım ve mutaddi fiiller. Ondan sonra e, ismi meful konusu, sıfat-ı müşebbe konusu, mübala isfal konusu, isim taftir konusu, isim tasgir konusu ismi mensup konusu, ismi zan ve ismi mekan konusu, ismi alet konusu, müzekker müennes konusu, marife nekire konusu, müfret tesniye cem konusu, tesniye konusu, e, efendim söyleyeyim, e, cema konusu, cem zekir salim konusu, cem salim konusu, cem ve mükesser, cem, ismi ve cema benzeyen isimler, emsideyi muhtarife çekim tabloları, harf ve hareket değişmeleri, i'lal, ibdal, idgam, e, bu şekilde... Bu kitabı inşallah böyle baştan sona kadar Allah nasip ederse okuyup bitireceğiz. Zoom üzerinden bunu sona da okuyacağız inşallah. Derslerimiz her gün devam ediyor. Sadece cumartesi günleri okunmuyor derslerimiz. Onun dışında her gün derslerimiz okunuyor elhamdülillah. Cenab-ı Allah hakkıyla tamamlamayı, hakkıyla anlamayı nasip eylesin. Hepimizi razı olduğu, ihlaslı, muhakkik, müdakkik, muttaki salih, alim kullarından eylesin. Öyle nesiller, öyle talabeler nasip eylesin. Amin, amin, amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.